Lefke Avrupa Üniversitesi 11. Bahar Şenlikleri muhteşem etkinliklerle sizi bekliyor. 13 Mayıs Göksel. Beş Mayıs Grup Frekans. Papatyalar sever sevmezi oynuyorlar. Korkma senin sırma, hislerinle oynama. 17 Mayıs Model. Dans gösterileri, yemek yarışması ve sürpriz etkinlikler. 13-17 Mayıs tarihleri arasında Lefke Avrupa Üniversitesi Gemi Konağı Kampüsü'nde buluşmak üzere. Sevgili seyirciler, bugün Lefke Yıldızı programında 11.si düzenlenecek olan bahar şenlikleriyle ilgili detayları konuşacağız. Programımızda birbirinden değerli iki konuğum yer alacak. Dilerseniz önce konuklarımızı takdim edelim. Ve daha sonra Lefke Avrupa Üniversitesi'nin her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği bahar şenlikleri üzerine konuşalım. Evet, sevgili komite üyelerimiz yanımızda bugün. Dilerseniz siz kendinizi tanıtın öncelikle. Serkat Işıkören, öğrenci dekanıyım. Komitede... Konserler üstüne olan komitede üyelik yapıyorum. Ayrıca öğrenci kulüplerinin kortej için, organize edilmesi için standlar komitesinde başkanım. Benim ismim de Kezban Zurnacı. Lefke Avrupa Üniversitesi'nin dış ilişkiler direktörüyüm. Komite çerçevesinde ise her yıl geleneksel haline gelmiş olan International Night dediğimiz uluslararası gece komite başkanıyım ve ayrıyeten de 11 seneden sonra ilk kez, yani ikinci kez yapılacak olan Lev Kral ve Kraliçe Güzellik Yarışması'nın komite başkanıyım. Şenliğimiz, bahar şenlikleri 11.si bu yıl düzenleniyor ve sanırım 5 gün sürüyor. Evet. 13 Mayıs'tan 17 Mayıs'a. Evet. Nasıl bir başlangıç yapıyorsunuz? 13 Mayıs'ta kortejle bir başlangıç evet. var. Birazcık bu kortejden bahsedebilir miyiz? Tabii. Yaklaşık 30 kulübümüz var. 30 öğrenci kulübünün katılımlarıyla elimizden gelen en şenlikli, en renkli, en renkli haliyle katılım göstermek için çalışmalar yapıyoruz. Kortejle başlayacağız. Bizim kısmımız aynı zamanda uluslararası öğrencilerin de katılacağı, kostümlü olarak katılacağı, kendi Kezban'ın mutlaka bahsedecektir, bir öğrenci grubunu hazırlamaya çalışıyoruz. Onun dışında çevre bölge liselerinden katılımcılarımız olacak. Öğrencilerle bir öğrencilerle, katılım. Lise öğrencilerimiz de katılacaklar. Tabii ki halkı da bu arada aramızda görmek istiyoruz. Peki kortejin rotası nedir? Nereden başlayıp nereye kadar bir süreç olacak? Lefke'den kaymakamlıktan başlayacak. Daha sonra gemi konağı üzerinden üniversitemize yönelip yürüyüşümüzü tamamlayacağız. İlk gün bu şekilde başlıyor. Gecesi bir konser hazırlıyorsunuz. Evet. Peki bu yıl seçtiğiniz sanatçılardan neye yönelik? Hani öğrencilerin fikirlerini sorarak mı bir araştırma yapıldı? Yani neye yönelik sanatçılar seçilip getiriyor? Kimler geliyor? Şimdi konserler tabii ki şenliklerin olmazsa olmazları. Dolayısıyla seçerken daha çok gençlerin, daha doğrusu öğrencilerimizin tercih ettiği müzik, müzisyenler ve müzik gruplarını göz önünde bulundurduk. Son zamanlarda çok iyi çıkış yakalayıp birçok gencin dinlediği ve listelerde üst sıraları oynayan isimler üzerine yoğunlaştık ve bunun sonucunda ilk akşam Göksel konserimiz var zaten. O da son zamanlarda çizgisini hiç bozmadan çok iyi çıkış yapan sanatçılardan ve kapanış olarak model grubu bizlerle olacak.
Model grubu da şu aralar gençlerin çok gözdesi olan, evet, benim de çok açıkçası başarılı bulduğum bir grup. Dolayısıyla bu iki isim üzerinde yoğunlaştık. Tabii arada yerel gruplarımızın katılımları da konserlerimiz olacak. Evet. Peki ikinci gece olarak sanırım International Night. Güzellik yarışması. Güzellik yarışması. Evet, güzellik yani yarışmasıyla 14, devam edecek. 14 Mayıs gecesi güzellik yarışması yapılması planlanmaktadır. Aslında güzellik yarışması çok detaylı bir organizasyon ve çok zevkli bir organizasyondur. Yıllar önce işte ilkbahar şenliklerinde böyle bir geceyi düzenlemiştik. Ve yine Sayın Bülent Günkut'un katkılarıyla, desteğiyle böyle bir gece düzenledik. Kısmet olmadı. Her sene farklı fikirler meydana çıktı. Herkese de hitap etmek mecburiyetindesiniz. Yani sonuçta öğrenciye yönelik bir organizasyon olduğu için öğrencilerin ne dediği, ne istediği çok önemli böyle organizasyonlarda. Ama bu yıl tekrar konu gündeme geldi ve oy birliğiyle komite çerçevesinde öğrencilerin de talepleri üzerinde böyle bir etkinlik yapılmasına karar verildi. Ve yine Bülent Günkut, Günkut Ajansı'yla ortak hareket edilmeye karar verildi. Çünkü biliyorsunuz böyle organizasyonlar ilk isim akla gelen. Yani ilk isim akla evet, gelen ve profesyonellik gerektiren bir olaydır. Tecrübe yani tecrübe çok önemli bu konuda ve ondan iyisini bulamayız diye düşünüyorum ada çerçevesinde. Bu şekilde yola çıktık. Reklamlarımızı, duyurularımızı yaptık. Ve şu anda da öğrencilerimiz sürekli olarak müracaatlarını yapıyorlar. Bugün müracaatın son günü. Belki bir iki gün daha fazla talep olursa uzatabiliriz diye düşünüyoruz ama hedefimiz Leon'un kral ve kraliçesini seçmek. Öğrenciler şimdiden çok heyecanlı. Onları da takdir etmek lazım medeni cesaretlerinden dolayı. Ama en önemlisi yani bütün bu devayı organizasyonu yaparken eğlenmek. En önemli faktör de bu bence. Kesinlikle. Öğrencilerin ilgisi nasıl peki? Beklediğiniz bir ilgi var mı katılımda? Beklediğimden daha fazla daha bir fazla katılım var. Çok sevilerek bunu, sevinerek bunu söylüyorum. Öncelikle hani eyvah ben yapamam, yapar mıyım falan konusunda hani ben ne yaptım? Komitenin altında başka bir komite daha seçtik. Bu da bu komitede öğrencileri seçtik. İşte TC uyruklu, KKTC uyruklu ve yabancı öğrenciler olacak şekilde bir komite oluşturduk. Ve bu komiteye de ben dedim ki ilk işiniz, ilk göreviniz çıkıyorsunuz, duyuru yapıyorsunuz, öğrenci topluyorsunuz. Ve o günden sağ olsun çocuklar harıl harıl arkadaşlarına çalıştılar, evet, toparladılar. Toparlamaya da devam ediyorlar. Bu şekilde başlayacağız bakalım. Ama benim gördüğüm kadarıyla organizasyon komitesinin dışında ciddi de takip eden bir öğrenci grubu var. Evet. Sürekli öğrenci dekanına gelip aktiviteler ne olacak, evet, güzellik yarışmasına katılmak için neler gerekiyor gibi sürekli dışarıdan da takip etmeye devam ediyorlar. Yani sadece organizasyon bünyesinde kalmıyor. Öğrencilerimizin bu sene özellikle benim gördüğüm büyük çoğunluğu aktiviteler ve yapılacak olan bütün organizasyonlar üstüne çok ilgiyle yaklaşmaları. Yani sadece organizasyon yapılsın gidelim değil. Değil. Biz de değil, destek biz olalım. Biz de katılalım. Evet. Evet. Bu çok da sevindirici bir olaydır kesinlikle aslında. Yani çünkü öğrencilere biz sürekli olarak anlatıyoruz. Yani Lefke tamam bir kasaba olabilir. Bir Lefkoşa değil. Organizasyonları kendiniz yaratmanız lazım. Ve yavaş yavaş artık o oturmaya başladı. Çünkü çocuklar hem eğleniyorlar hem de farkında olmadan çok şeyin bilgisini alıyorlar. Eğitimini alıyorlar. Ve bu bilgiler inan ki kariyer hayatlarında gerçekten etki yapıyor. Yani bir katkı sağlıyor kesinlikle onlara. Evet. Organization skills, zamanlama eğitimi vesaire, iletişim bunlar çok önemli sosyal faktörler. Aktivite. Ve bu sosyal aktiviteler evet çerçevesinde farkına varmadan bunların eğitimini alıyorlar ve sanırım o da sisteme oturmaya başladı. Buna paralel kendine güven ve birey olabilme özellikleri tabii de ki ilk başta ön tabii plana ki çıkmaya başlıyor. Ve işte bu sebepten dolayı da Lefke Avrupa Üniversitesi'nde bir öğrenci dekanlığı bulunmaktadır. Yani hedefimiz de buydu işte. Çok güzel. Peki öğrenci kulüpleriniz kaç öğrenci kulübünüz var şu anda? 30. Evet. Mevcut aktif olan 30 kulübümüz var. Dediğim gibi sürekli toplantılar yaparak bir tabii ki öteki birimlerle de eş zamanlı toplantılar yaparak öğrencilerimizi hem bu organizasyonlara destek vermeye teşvik ediyoruz hem de bilinçli ve organize olarak öğrenci kulübü ne demektir
ve nasıl işleri anlatmaya çalışıyoruz. Hepsi kendi alanlarında, kendi kulüp etkinlikleri dahilinde bazı hazırlıklar yapmaktalar. Korteji destek vermek için. Hem standlar olarak açmak istedikleri, özür dilerim, hem de kortejde bulunacakları roller olarak. Onlar kendilerine şimdi roller bulmaya, nasıl ki dış ilişkiler ve uluslararası öğrenciler kendi aktif oldukları rollere bürünebiliyorlar. Bunda spor kulüplerinden tutun da tiyatro kulübü, gösteri amaçlı sporlar kulüpleri farklı farklı alanlarla destek verecekler. Çok renkli kesinlikle bir süreç kesinlikle olacak. Kesinlikle. Ben de bu arada söylemeden geçmek istemiyorum. Güzellik yarışmasına inanılmaz bölge halkı da destek veriyor. Yıllar önce çünkü tekrar vermişlerdi ve tekrar olmasını bekleyen şey vardır, esnaf vardır. Yani inanılmaz bir derecede bütün konfeksiyonlar, güzellik salonları, kuaförler, yani gemi konağı, Lefke, Gaziveren'e kadar uzanan desteğimiz vardır. Seyahat acentelerine kadar, yani herkese çok sağ olsunlar, teşekkür ediyoruz. Ve buradan inanılmaz bir destek aldığımız için de güzel ve renkli bir gece geçeceğine inanıyoruz açıkçası. Çok güzel. Aslında bahar şenliklerin en önemli maddesi de bu aslında bir yerde. Hem halkı katarak hem de öğrenciyi memnun ederek kesinlikle bir şeyler yapmak. Kesinlikle. Gerçekten çok güzel bir noktaya değiniz. Kesinlikle. Değilmiş. Ve o dengeyi kurmak çok önemli. Yani hem halkın ilgisini çekecek ama aynı zamanda hem öğrencinin de ilgisini çekecek. Evet. Ortak bir organizasyon olması lazım. Ortak bir eğlence seçilmesi lazım ki herkes payını alsın. Yani herkes memnun ayrılabilsin. Zaten her fırsatta benim söylediğim bir şey. Üniversite kendi içerisinde yaşayan ve dışarıya kapalı bir kurum değil. Kendi çevresini etki eden ve aktif olan bir kurum. Dolayısıyla çevresinden onu bağımsız kılmak aslında onun kendi içine kapanmasını sağlamaktır. Dolayısıyla biz bu engelleri, daha doğrusu engel teşkil etmiyor tabii ki ama halkı da, bölgeyi de yanımıza çekerek, evet, öğrenciyle kaynaştırarak, kültürleri birbirleriyle entegre ederek bir festival yapma düşüncesi içerisindeyiz. Çok güzel bir düşünce ve çok aktif olarak da gerçekleşecek. İkinci gece güzellik yarışmasından sonra üçüncü gecede sanırım tekrar sizin görev aldığınız. Evet, International Night. International yani uluslararası Night gecesi. Orada çok detaylı bir program. Şöyle ki en önemli faktör o gecenin yemek yarışmasıdır. Yani uluslararası lezzetleri bir platforma topluyoruz. Herkes kendi ülkesinin yemeğini yapıyor. Ve çok önemli şefler, çeşitli otellerin önemli şefleri, gourmetler, isim edilmiş KKTC'de isim edilmiş gourmetleri davet ediyoruz. Ve bir yarışma alanı yaratıyoruz. İşte jüri gelir, tek tek standı ziyaret eder ve standların, yani ülkelerin, öğrencilerin pişirdiği yemekleri tadar ve ona göre puanlama verir. Ve her yıl ilk üç işte şeyler, ödüller veriliyor ve çok da eğlenceli geçiyor. Örnek veriyorum, geçen yıl Türkiye birinci gelmişti, Bangladeş ikinci gelmişti, Nijerya da üçüncü gelmişti. Bakalım çok bu yıl kimler kazanacak, merakla bekliyoruz. Ama öğrenciler de bunu gerçekten çok zevkle yapıyorlar. Çünkü International Gecesi, Uluslararası Gece, yabancı uyruklu öğrencilerimizin kendi öğrenci arkadaşlarına ve de halka kendi ülkelerini, kendi kültürlerini yansıtabilecekleri bir gece. Yani yemek yarışmasının hemen ardından işte defileler oluyor. Çeşitli kültürel müzikler oluyor. Çocuklar kalkıp işte şarkı söylüyorlar, dans ediyorlar. Yani açıkçası bütün gece boyunca kendi ülkelerini arkadaşlarına ve bölge halkına tanıtmaya çalışıyorlar. Kostümlerle dahil mi? Kesinlikle bu? Kostümlerle dahildir bu. Çok renkli bir defilemiz oluyor. Ve zaman zaman da öteki üniversitelerden de misafir de kabul ediyoruz. Yani konuk öğrenci kabul ediyoruz. Bazı üniversitelerde daha detaylı gruplar varsa, mesela folklor grupları. Geçmiş yıllarda Yakın Doğu Üniversitesi'nin Filistin folklor grubu vardı. Onlar gelir bize. Bizimkiler oraya giderdi. Yani böyle bir alışverişimiz de vardır. Yani işbirliği vardır ve hoş bir şey bence. Ve gerçekten öğrenciler kendi ülkelerini, kendi kültürlerini yansıtabilecek bir platform. Evet.
Peki burada başka sivil toplum örgütlerinin katıldığı aktiviteler veya etkinlikler oluyor mu bu gecede? Sizin International Night'ta. International Night'ta uluslararası gecesinde sanırım onlar daha fazla standlarda şey yapıyor ama yani Kıbrıs standını da yabana atmamak lazım. Yani evet. Bu standların arasında mutlak surette ev sahibi olarak her yıl Kıbrıs standımız da mevcut. Kıbrıs yemekleri, Kıbrıs'a özgü defileye de katılım vardır, danslara da katılım vardır. Yani herkesin mutlaka kendi kültürünü yansıtma gecesidir. Evet. Dördüncü gece tekrar bir konser var sanırım. Ada gruplarından olan frekans bir konser. Konseri var. Grup Frekans. Evet, bununla ilgili. Tabii ki Kıbrıs'ın ev sahipliği yaptığı bu organizasyonda birçok aktivite gibi yerli bir grubun da bu şenlik kapsamında olması bizim çok dikkat ettiğimiz bir şeydi. Bu sene Frekans düşünüldü. Sanırım Perşembe günü. Evet, 16'sında evet. Sahne alacak. Ve tekrardan 17 Mayıs son gecede de grup model yer alacak. Evet. Frekans grubunu bizim öğrenciler çok tuttu. Evet, yani geçmiş evet. yıllarda da bize gelmişlerdi ve öğrencileri inanılmaz derecede coşturdular ve yoğun talep üzerine tekrar misafirimiz, konuğumuz oluyorlar ve sanırım yine eğlenceli bir gece geçireceğiz. Kesinlikle. Ama söylemeden geçmek istemiyorum. Aynı gece bir ilki daha yaşıyoruz bu yıl. İngilizce Hazırlık Okulu'nun frekans konserinden önce Yeteneksizsiniz evet. Hazırlık diye bir program ayarladılar, hazırladılar. Oradaki Figen Arkın Hanım'ın kontrolünde olan bir sanırım organizasyondur. Sanırım o da çok renk katacağını inanıyorum yani. İlk defa olacak, bakalım. Çok güzel, dolu dolu 5 gün bizleri evet. bekliyor. Evet. Evet. Aslında bu programda sadece gece veya akşam olan bir durum söz konusu değil. Tüm gün boyunca evet. aktiviteleriniz devam Tabii. ediyor. Kesinlikle. Bütün kulüplerinizin ve bütün fakültelerinizin de yaptığı Hı-hı. etkinlikler bu süreçte devam edecek. Kesinlikle. Tabii bunlar programda saat usulüne göre düzenlenmiş aktiviteler. Bunun haricinde dediğiniz gibi gün içerisinde standların sürekli, öğrenci kulüplerinin standlarının aktif olması söz konusu. Bunun dışında tanıtımlar ve gösteriler de var. Yine öğrencilerin kendilerinin organize etmek istediği işte robot, model robot gösterileri, elektrikle çalışan gemi tanıtımı, Akut'un birkaç arama kurtarmanın aktivitesi olacak. Dolayısıyla konser ve organizasyonların dışında bir de standlar ve yani sürekli giden aktiviteler. Sürekli giden. Ve İletişim Fakültesi'nin de geçmişten günümüze Türk sineması evet. başlığı evet. altında Selda Alkor evet. Türk sinemasının Hı-hı. ustalarından konuk edilecek. Hı-hı. Bu da sizin programınız çerçevesinde. Kesinlikle. Evet. Buna ek olarak da bir de spor biriminin de çeşitli spor müsabakaları devam edecek Hı-hı. gün boyunca. Ve sanırım herhalde bir ödül töreni olur her yıl olduğu Hı-hı. gibi. Hı-hı. Yani gün boyunca katılan öğrenciler birinci, ikinci, üçüncü diye onlara da sertifikalar veriliyor. Amaç burada zaten dediğimiz gibi 5 gün doyasıya eğlenmek, organizasyonun içinde bulunmak ve bakalım sanırım güzel, renkli bir şey olacak. Tabii burada şey de sadece öğrenci kulüplerinin standları değil, dışarıdan katılımları da stand veriyoruz. Hı-hı. Bunlarda da çok renkli şeyler olacak işte. Oyuncaktan iyice konfeksiyon takı. Konfeksiyon takı. Ondan sonra kına dövme gibi farklı standlarımız da olacak. Her şey yer alıyor. Falçadırı falan filan. Tabii olmazsa olmazlardan. Evet, falçadırı evet. 11. Bahar Şenlikleri aslında bir sloganla gerçekleşiyor bu yıl. Mavi ile Yeşil'in arasında 1. 11. Bahar Şenlikleri sloganı. Bu çok güzel ve çok farklı bir slogan aslında. Bu nasıl bir fikirle gerçekleşti? Aslında gözümüzün önünde olan şeyi atladığımızı fark ettik. Çünkü bölgemize baktığınız zaman adının en yeşil ve mavisinin en güzel olduğu ikisinin birleştiği nokta. Dolayısıyla Lefke'mizin mavi ve yeşil arasındaki mükemmel konumuna gönderme yapmak istedik.
bir inci gibi parladığını belirtmek istedik. Evet. Çıkış noktası buydu aslında. Evet. Ve bu çerçevede her yıl işte bu yıl işte bizim sloganımız ne olur, bizim maskotumuz ne olur düşüncesiyle tekrar bir araya geldik. 11. konusu gündeme geldi. İşte ona uyan ne olabilir? Bir beyin jimnastiği, bir beyin fırtınası yapıp meydana gelen işte bu oldu. Evet. Hem öfkemizi ön plana çıkarmak. Kesinlikle. Hem kesinlikle. De güzel ses getirecek bir sloganla kesinlikle geliyoruz diyorsunuz. Yani Lefke gerçekten çok güzel bir bölge. Yani doğası mükemmel. Ve biliyorsunuz son aylarda da işte bu Slow City konseptiyle de çok güzel şeyler, çok güzel etkinlikler oluyor. Bağlıköy'ün inanılmaz turizm, ekoturizmiyle, Yeşilırmak vesaire. Yani bölgemizi yavaş yavaş bu şekilde canlandırıyoruz. Ve sanırım Bahar Şenliği de bunun büyük bir parçasıdır. Yani evet, olması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, bir güzel bir örneği de ayrıca. Peki programımızın sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Son olarak buradan seyircilerimize neler söylemek istersiniz? Buyurun siz başlayın. Valla ben seyircilerimize öncelikle bilhassa bölge halkını davet etmek istiyoruz. Unutmamak lazım yani öğrencinin ne kadar da öğrencinin bir organizasyonu olsa Bahar Şenlikleri bölgeyle iç içe olmaktır hedefimiz. O yüzden herkesi bizzat buradan organizasyonumuzun her gecesine katılmalarını davet ediyoruz. Ve bir de söylemeyi unutmuşum. Güzellik yarışmasında bize bir de katkı koyan önemli bir kurum daha vardır. O da Vakıflar Bankası'dır. Onlara da buradan çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi yani gerçekten bölge halkı bize destek veriyor. Bunu açık yüreklilikle de ifade ediyorlar. Gelsinler hep birlikte eğlenelim evet, diyorum ben. Çok güzel. Bölgedeki kuruluşlarla zaten sürekli temas halindeyiz ve sanırım aramızda bir bağ var. Bölgedeki aktiviteleri bizdeki aktivitelere bölge destek veriyor. Dolayısıyla hani tabii ki de bunu organize eden komite üyeleri olarak davetimizi sunuyoruz. Ama bir yandan da bu sesimizi duyuramadığımız kesime de bölgedeki en önemli halka da illaki davet etmemiz gerekmiyor. Onlar da buranın bir parçası. Dolayısıyla kesinlikle onları aramızda görmek istiyoruz. Bu daha da pekişecektir. Bu tip organizasyonlar biraz zaman alıyor. Biraz da zor, biraz da yorucu. Ama o bir 5 günlük, bir haftalık süreçte hep beraber olur, eğlenebilirsek bizim için en güzel hediye olacak galiba. Ne mutlu hepimiz. Evet. Aynen. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. 13-17 Mayıs tarihleri arasında 11. Bahar Şenlikleri kapsamında bu güzel heyecanı sizlerle paylaşmak ve yaşamak için hepinizi üniversitemize bekliyoruz. 13-17 Mayıs tarihlerinde 11. Bahar Şenliklerinde Lefke Avrupa Üniversite Kampüsü'nde görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın. Öğrencilerimize Bahar Şenlikleri hakkında neler düşündüklerini soruyoruz. Göksel ve Model'i izleyeceğiz. Göksel zaten en iyi kadın şarkıcı ödülünü aldı. Model son zamanlarda çok popüler bir grup. Bence iyi bir seçim olmuş, iyi bir tercih olmuş. Bir de grup Frekans var. Kıbrıs'ın güzel gruplarından. Güzel olacak. Teşekkür ederim. Rica ederim. Herkes çok memnun. Özellikle Göksel'den. Çünkü yılın sanatçısı seçildi. Okulumuzun çok kaliteli bir bahar şenliği yaptığını düşünüyorum. Bunun dışında model geliyor. Yani okulumuz için çok iyi olacak bu. Arkadaşlarımızla birlikte herkesin eğlenmesini istiyorum. Gelecek olan sanatçıların da önceki yıllara göre daha güzel sanatçılar olduğunu düşünüyorum. İnşallah arkadaşlarımın sınavları güzel geçmiştir. Herkes beklentilerini bulur, eğlenir. Hep birlikte daha güzel nice senelere. Bu bahar şenlikleri, etkinlikleri bu sene gerçekten çok güzel olacak gibi. Birkaç üniversite gezdim daha önce. Pek böyle etkinlikler olmamıştı. İnşallah güzel olur. Lefke Avrupa Üniversitesi 11. Bahar Şenlikleri muhteşem etkinliklerle sizi bekliyor. 13 Mayıs Göksel. Beş Mayıs Grup Frekans. Papatyalar sever sevmezi oynuyorlar. Korkma senin sırma, hislerinle oynamam.
17 Mayıs Model. Dans gösterileri, yemek yarışması ve sürpriz etkinlikler. 13-17 Mayıs tarihleri arasında Lefke Avrupa Üniversitesi Gemi Konağı Kampüsü'nde buluşmak üzere. Her şeyden önce bu güzel yavru vatanda tekrar bir arada olmuş olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ben buraya koşarak geliyorum. Yani çağrıldığım zaman onu bir defa söyleyeyim. Ne kadar işim olursa olsun her zaman da buraya gelmek isterim. Zaten bunu saymadım artık. 50'yi buldum. Latife abi benim gelişim. Evet. Tabii ki yani Kıbrıs'la bağlantım benim çok eskilere dayanıyor. İlk defa 1975 yılı Şubat ayında Kıbrıs'a geldim. Yani çıkartmadan birkaç ay sonra geldim. Ve gelişmeyi bu geliş süreci boyunca yakından takip etmiş olduğum için de ne kadar büyük bir gelişme olduğunu çok iyi biliyorum. Ben Lefke'ye ilk geldiğim zaman burada yani atlı araba ancak öyle bir yoldan gelinebiliyordu. Öyle bir yoldu ilk geldiğimde. Çok dar bir yol asfalt. İki araba yan yana zaten geçebilir. Hatta Morfo'ya bile o şekilde geliniyordu sahilde. Ve bir araba geldiği zaman karşıdan, diğer araba toprak tarafından böyle biraz durur, yol verir vesaire o şekilde geçişler oldu. Çok eski arabalar, o minibüsler, otobüsler vardı. O şekilde gidip geliyorduk. Ama şimdi havaalanından buraya otoban gibi bir yolla geldik. Binalar, villalar, çarşılar, büyük bir gelişme. İnşallah daha da çok büyüyecek. Ve inşallah artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil de Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bundan sonra görmek isteriz tabii ki. En büyük isteğimiz bu. Efendim ben bugün Sayın Rektörümüzün söylediği gibi biraz netameli bir konu üzerinde konuşacağım. Hocam yani ne güzel bir şiir okudunuz. Yani bu kadar olur. Yani çünkü tabii ki o şiiri yazan Nazım Hikmet de yazmış yani. Hakikaten yazmış. Yani o, çünkü yani neydi o söylediğiniz? Ben. Kim o deme boşuna. Benim ben. Öyle bir ben ki kapına gelen baştan başa sen. Baştan başa sen. Şimdi bunun bunları anlattığın zaman ne kadar derin bir psikolojiye dayandığını çok daha iyi anlayacağız. Baştan başa sen demek ne kadar büyük bir bütünlük ve paylaşma olmuş demek. Yani bunu çok iyi değerlendirdiler. Şimdi şöyle oturayım müsaadenizle. Aşk. Önce bir fıkra anlatayım. Önce bir fıkra anlatayım. Rahmetli babam bunu anlatırdı bize. Babam çok aşk dolu bir insandı. Ve aynı mahalledeki anneme aşık olarak evlenmişti. O zamanın koşulunda Diyarbakır'da sur içindeydi evimiz. Ve komşu çocukları, babasını 7 yaşında kaybetmişti. Ama komşu kızının babası olan, yani benim dedem, hep onları korumaya çalışmış. Ve ben kızımı İsmail istese vereceğim demiş, yani öyle bir şey. Babam da ona hakikaten anneme aşık bir, annem de öyle sarışın filan, beyaz tenli, boylu poslu öyle bir hanım. Yani aşık olmayacak gibi değil. Ve onun için babam böyle bu tip şeyleri bize hep anlatırdı. Çok da güzel sesi vardı. Müthiş Celal Güzel Ses'le beraber meşk etmiş bir insandı babam. Celal Güzel Ses'le Diyarbakır'da ve Güneydoğu'da şark kulübü diye bilinen bir ses sanatçısı. Adamın birinin çocuğu olmuyormuş. Allah'ım ne olur benim bir çocuğum olsun. And içiyorum.
söz veriyorum. Onu eşeğin sırtından minareye çıkartacağım. Yani şimdi Allah bu ya. Adamın hakikaten bir gün çocuğu olmuş ve oğlu olmuş üstelik. Ama ne kadar kıymetli. Tabii oğlan büyüyecek ki eşeğe bindirecek. 5-6 yaşına gelmiş. Eşeğe bindir, minareye nasıl çıkaracak? Huzursuz. Tanrı'ya karşı bir andı var, onu yerine getiremiyor. Ne yapayım, ne yapayım diye düşünüyor. Birisi demiş ki, ya bir de Hoca Efendi'ye sor. Belki sana bir yol, bir fetva bulur, bir şey yapar yani. Peki demiş, Hoca Efendi'ye gitmiş. Benim böyle böyle bir derdim var, ne yapayım? Ahmet Efendi demiş, sen Cuma günü bir gel bakalım camiye, bir hutbeyi okuyalım, bakalım belki orada bir şey buluruz bir çaresini. Camiye gitmiş. Hoca hutbeyi okumuş. İnmeden hutbeyi bitirince, ey cemaat-i Müslümin demiş, size bir sorun var demiş. Herkes hayrola bu hoca ne yapacak diye. İçinizde hiç aşık olmayan var mı diye seslenmiş. Herkes bakmış birbirine dedi. Arkadan bir ben demiş. Hiçbir demiş yani mesela bir kuşun ötüşü, bir çiçeğin açışı, güneşin doğuşu, batışı, bir suyun sesi, bir insanın böyle baktığın zaman güzelliği, ya hiçbir bir şey bir hayran olmadım, hiçbir yok demiş. Ahmet Efendi, sen oğlunu onun sırtına bindir minareye çıkar. Şimdi az önce rektör hocam da biliyorsunuz yani hakikaten aşksız ve sevgisiz bir dünya tahayyül edemezsiniz yani bu mümkün değil. Böyle bir şey olmaz. Yani bir insanın ancak yani Kıbrıs eşeği bile olmaz. Çünkü Kıbrıs eşeğinin de bir asaleti var bence. Onun için böyle. Şimdi bu fıkradan sonra biraz resmi olalım değil mi? Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde güçlü sevgi ve bağlılık duygusu olarak tanımlanıyor. Aşık olmak ise birine güçlü sevgi ve bağlılık duygularıyla bağlanmak şeklinde ifade ediyor. Ve biliyorsun aşk dünya var olduğundan bu yana özellikle yazarların, filozofların, işte Nazım Hikmet'in herkesin dikkatini çekiyor. Cahit Sıkı bile demiş, mezarda, kabirde böceklere ezberleteceği güzelliğini demiş Cahit Sıkı. Ya bu ne biçim bir aşk? Kabirde böceklere ezberletecek güzelliğini. Yani herkesin ilgisini çekmiş. Ve birçok ülkenin tanınmış insanı da aşk konusunda bakın neler demiş. Aristo demiş ki, sevmek acı çekmektir. İşte hocam gördünüz acısı var. Yani arabesk olmadan olmuyor. Sevmek ölmek. Sevmek zevktir. Ama yalnız sevilmenin hiçbir zevki yoktur. Demek ki bir karşılıklılık. Ben sende, sen bende olay işte. Balzac da demiş ki aşk yaşamında kadın ancak hünerli bir çalgıcının elinde dile gelen bir lir gibidir. Kadınlar bizi sevdikleri zaman her suçumuzu bağışlarlar. Yani bu kadar da bağışlayıcı olmayın diyorum. Bir başkası erkek az fakat sık sever. Kadın ise çok ancak bir kez sever. Bakın emin olun benim 40. yılım psikiyatri uzmanlığımda 39 bitti gibi. Hakikaten de bu çok doğru bir saptama. Yani erkek her çiçeğe konabiliyor. Ama kadın bir defa sevdiği zaman çok ama yani bir kere sevdi mi damardan tabiri caizse sever. Aşkın ilk soluğu diyor, mantığı son soluğudur. Tabii bu işte o patolojik aşkın, yani aşkın ilk başlangıç noktasında mantık yok zaten. Onu göreceğiz, anlatacağım. Sevilenin kusurlarını hoş görmeyen sevmiyor demektir. Bu da yine o gelişim aşamalarını anlattığım zaman bunu göreceğiz. Newton da demiş ki, bu da kendine göre, aşk köprü kurmaktır. İnsanlar köprü kuracaklarla duvar ördükleri için yalnız kalırlar. Yani bu da yani önemli bir şey.
Pascal da şöyle diyor: aşk iradenin ereğidir. Aşk ruhumuz yetkinleştikçe gelişir ve bizi güzel görünen şeye sürükler. Bundan sonra artık bizim bu alemde sevmekten başka bir şey için var olduğumuzdan kim kuşkulanır? Aşkın konusu güzelliktir ve insan evrenin en güzel nesnesi olduğu için dışarıda aradığı bir güzelliğin örneğini kendi içinde bulması gerekir. Yani çok çok derin anlamı var bunun. Bu itibarla insan ancak kendisine benzeyeni ve olabildiği kadar kendisine yaklaşanı sever. Sevmeye başlayınca eskisinden bambaşka bir insan olduğumuzu anlarız. Demek ki sevmeden ve sevmeden insan olduğumuzu bile anlayamayız aslında, doğrudur. Aşktan söz ede ede insan aşık olur. Oscar Wilde de diyor ki, erkekler kadınların ilk aşkı, kadınlar da erkeklerin son aşkı olmak ister. Bu da, bu erkekler ne kadar bencil ve kıskanç. Yani hakikaten öyleyiz. Hep yani böyle o ilk, bizim ilk göz ağrımız olsun, başkasıyla hiçbir şey olmasın bile. Yani bu kadar bencillik biliyoruz. Evet. Freud da, Freud'un da bu saptaması çok güzel. O aşkı tanımlarken diyor ki, ilgi ve şefkat olmadan yalnızca erotik bir arzu varsa şehvetten bahsedebiliriz diyor. Bu şehvettir diyor. Erotik bir arzu olmadan yalnızca bir yakınlık duygusu varsa arkadaşlık vardır diyor. Ancak şehvet ve arkadaşlık bir arada olduğunda aşk durumundan söz edebiliriz. Yani demek ki aşkta kim de derse desin bir cinsellik olayının da önemli bir payı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi iki insan ilk kez birlikteyken kalpleri ateş gibidir. Tutkuları çığ kadar büyük. Aradan zaman geçince ateş soğur, sevmeye devam eder. Ama bu artık başka bir yoldur. Ilık ve güvenilir. Hani dedik ya, değişiyor insan. Şimdi olgun seksüel aşk aslında psikofizyolojik bir süreç. Ve bu sürecin sonucu oluşan bir şey. Yani bir seksüel uyarılma, hani Freud'un tanımladığı şehvet olmadan ve erotik istek olmadan sonuçlanma, yatışma ve olgun seksüel aşk mümkün değil. Yani o zaman kompleks bir süreç bu. Aşkın bebeklikten erişkinliğe doğru olan gelişimi ve dönüşümünün daha iyi anlaşılabilmesi için normal psikolojik gelişimin kısaca özetlenmesinde yarar var. Yani bunu özetlersek o zaman aşkın hangi noktasında biz, hangi seviyede gelişme içindeyiz ki aşkımızı hangi seviyede yaşıyoruz? Yani yeni doğan bebeğin aşk seviyesi anneyle bağlantılı olarak başkadır, diğeri başkadır. Şimdi burada bir şey var. Kıbrıs Kadınlar Cemiyeti ile yaptığımız toplantıda bunu biraz anlatmıştım. Şimdi o iyi ve kötüyü ayırdığımız bir dönem vardır. Dünya ya iyidir ya kötüdür. Ortası yok gibidir. Halbuki gerçek sağlıklı bir kişi ve olgun bir kişi ancak gri oluşturduğu zaman, iyi ve kötüyü sentezleyebildiği zaman olgun kişidir. Yani bunu biraz daha açayım. Ben diyelim ki şu anda kendimi iyi hissediyorum. Ama belki bir saat sonra bir şey görmüştüm, kendimi çok kötü hissettim, bir şey yaşadım diyelim. Bir saat sonra bir şey yaşayacağım, kötü hissedeceğim. Belki 3 saat önce de yine çok iyi bir şey olmuştu, iyi hissettim. Ama bu iyi ve kötü yaşantısı olan yine benim. Hepsi bana aittir. İyi ve kötüyü, kötü olan sanki bir başkası değil. Ayırmıyorum onu kendimden. Kötü yanım ve iyi yanımla ben oyum. Kötü yanım ve iyi yanıyla, kötü yanı ve iyi yanıyla o annem odur. Mesela şu üçüncü dönemdeki bir çocuk, annesi onu mutlu ettiği sürece, doyurduğu sürece, isteğini yerine getirdiği sürece iyi, en ufak bir engel karşısında
kötü. Hatta sen kötü annesin der. Yani onu reddedin. Çünkü daha dördüncü aşamaya gelebilmiş değil. Dördüncü aşamada ancak onu engelleyen de, onu seven de, ona kızan da annenin aynı anne olduğunu o içinde yaşamaya başladı. Yine kendi içinde de aynı bütünlüğü yaşadı. Şimdi bunun önemi işte budur. Rektör hocamızın da ifade ettiği hani o iki bedenin bir bütünde olması hali ancak griyi oluşturma becerisine ve olgunluğuna gelebilmiş insanlarda görülen bir durumdur. İşte patolojik aşk birinci aşamadan başlayarak bakın son aşamaya kadar böyle olgunlaşarak gelir. Ve bu beşinci dönemde ki giderek daha sofistike, daha rafine olmaya başlarız. Yani grinin de grisini oluşturur. Şeyi ben benzetirim şu grileşme sürecini. Hani diyelim ki bir mikserin içine süt katıyorsunuz, buz katıyorsunuz, havuç katıyorsunuz, bir şeyler katıyorsunuz. Bir iki çevirdiniz. Az karıştırıldığı zaman henüz o taneler ayırt edilebiliyor. Ama saatlerce karıştırdığınız zaman öyle bir hale gelir ki ne sütü ayırabilirsiniz, ne havucunu, ne diğer maddeleri birbirinden ayıramazsınız. O artık farklı bir şey olmuştur. Bu grileşme süreci hayat boyu devam eden bir süreçtir. Ve onun için de yani aşk da hayat boyu olgunlaşarak yine devam eden bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi belki yeri geldikçe yine bu noktalara değineceğiz. Demek ki olgun seksüel aşkın psikofizyolojik bir sürecin sonucu olduğunu ve bu sürecin basamaklarının başında biyolojik bir temel duygu olan uyarılmadan söz etmiştik. Hani bir uyarılma, bir şehvet duygusu, erotik istek. Şehvet duygusunun uyarılma ile birlikte temel biyolojik bir durum olduğu ve başlangıçtaki bu yoğun duygunun giderek yerini daha az yoğun ve psikolojik komponentleri de içeren duygusal ilişkiye bıraktığını söyleyebiliriz. Yani fizyolojik olarak başlayan bir süreç giderek psikofizyolojik ve psikososyal bir sürece dönüşüyor. Balint sırayla idealizasyon, şefkat ve yumuşaklık, hassasiyet, duyarlılık ile özel bir çeşit özdeşimin aşk ilişkisindeki önemini ifade eder belirtir. Yani aşkta demek ki önce karşınızdaki kişiyi idealize ediyorsunuz. O birinci dönem ve ikinci dönemde olan şey idealizasyon. Onunla özdeşleştiriyorsunuz kendinizi. O şemayı dikkate alırsanız ve o konuda bir duyarlılık oluşuyor. Onunla özdeşim başlıyor. O özdeşim olmadan zaten onu benimsemeden aşk başlamaz. Çünkü önce aşık olabilmek için o aşık olduğunuz kişiyle kendinizi özdeşleştirip onu idealize edeceksiniz, yücelteceksiniz. Onun için aşkın gözü kördür diyoruz. Yani çünkü idealize ediyorsun, aslında gerçek o değil. Senin ona atfettiğin görüntüdür o. Yani idealize ettiğin şeydir o. Bey de şöyle diyor, itina, önemseme, sahip çıkma, şefkat, yumuşaklık ve ilgi için kapasitenin aşktaki önemi. Yani ne kadar demek ki böyle bir kristal vazo gibi itinayla ele alınması gereken bir atmosferdir bu aşk ilişkisi. Yani böyle kaba saba gibi görünüyor ama aslında çok ince detayları olan bir iş. İnce iş hocam. Çok ince bir iş. Ve May olgun bir aşk için önemsemenin çok önemli ve gerekli olduğunu da özellikle vurguluyor. Yine M'ye göre önemseme başka bir kişiyi kendisi gibi bir insan olarak kabullenme ile o kişinin acıları, mutlulukları, suçlulukları ve bunların farkında oluşuyla bir bütün olarak kişiyi anlama. Şimdi bir insanın bir bütün olarak acısıyla yanlışını anlayabilmek için hangi aşamada olmak lazım? 4 ve 5. aşamalar en az. Öyle değil mi? Onun
altında o anlamda anlayamazsınız. Üçüncü aşamadaki bir birey sadece bencildir bir defa. Vefa duygusu hiç yoktur ve yani karşıdaki kişi onu sevdiği sürece o sadece sevilmek için var. Ama kendisi o sevgiyi doğru düz veremez. Onun için o öyle. Önemsemenin yanı sıra ilgi ve merhametin de, çünkü bu da çok önemli. Yani bir insan içinde vicdan ve merhamet duygusunun gelişimi. O duygu da ancak o bütünleşmeyi yaptıktan sonra gelişebiliyor. Yani dördüncü döneme gelmeyen bir insanın böyle bir merhamet duygusu geliştirmesi, vefa duygusu geliştirmesi mümkün değildir. Aşkın normal idealizasyonunun nesnelerin kötü yanlarını iyi olan yanlarından bölünmeyle ayrı tutmaktan çok bunun yapıcı bir biçimde nötralize edilmesiyle ortaya çıktığını belirtir. Yani bunun demek istediği bizim dediğimiz griyi oluşturunca ancak ortaya çıkar. Bunu da açıklıyor. Beck de bu adam depresyonla çok uğraşmış bir kişi. Aşık olma ile yas tutma, yaslanma arasındaki ilişkiye değinir. Bakın bu çok önemli bir şey. Yas tutmayı beceremeyen kişinin aşık olması, yani olgun bir aşk yaşaması mümkün değil. Yani öbür ilkel aşkları yaşar, patolojik aşkları yaşar. O ayrı bir mesele. Ama olgun aşk bir insanı yaşayabilmesi için yas tutabilme kapasitesine ulaşmış olması lazım. Yas tutabilme kapasitesi o iki siyah ve beyazı birleştirdiğimiz dönemde gri oluştururken bazı siyahlarımızı ve bazı beyazlarımızı dışarıda tutmak zorunda bırakıyoruz. Ve o siyah ve tam siyah ve tam beyazları kaybetmenin üzüntüsü ve acısını yaşayacak olgunluğa geldiğimiz için o bütünleştirmeyi yapabiliyoruz. Çünkü hayatında o siyahlar çok fazlaysa bir insanın, yani olumsuzluklar, travmalar, şiddet, mağduriyet, sevgisizlik vesaire çok fazla, beyaz taraf, olumlu yaşantıları azsa, o zaman bu bütünleştirmeyi kaybı göze alamaz. O yası tutamayacağı için de griyi oluşturamayacak ve o yüzden de olgun bir aşk sürecini yaşaması mümkün değil. Bergman'a göre aşık olma kapasitesi normal olarak gelişen simbiyotik yaşantı ve bunu izleyen ayrılma birleşme aşamalarına bağlıdır diyor. Yani az önce bahsettiğim o şemaları burada net bir biçimde görüyoruz. Yine bir başkasına göre çocukların sevgi objelerinin kaybıyla ilgili yas tutmalarından mahrum bırakan ebeveynler onların aşık olma ve sevme kapasitelerinin atrofiye olmasına yardımcı olmuş olurlar. O zaman bütün anne babaların buna dikkat etmesi lazım. Yani sevgi objelerinin kaybıyla ilgili yas tutmalarından mahrum bırakma. Yani çocuklarımızı yetiştirirken kaybı yaşamalarına da fırsat vermemiz lazım. Böyle her istediği yerde getirilmiş olan bir çocuk hiç kayıp yaşamadığı için tahammülü olmaz. Başkasının ona, karşındaki sevdiği bir insan ona söyleyeceği en ufak bir eleştiriye de tahammülü olmayacağı için onu gerçekten sevemez bu defa. Bu da çok önemli. Cinselliğin aşk ilişkileriyle tümüyle bütünleşmesi Oedipus dönemi, Oedipal çatışmanın çözümlenmesiyle başarılır. Bu da karşılıklı daha derin bir empati ve özdeşime yol açar. Çünkü yani o Oedipal dönemde zaten o şemada gösterdiğimiz gibi 4-5 yaş dönemine rastlıyor. Yani o dönemin sonunda zaten ancak gerçek bir aşk ve kişilik olgunlaşması söz konusudur. Yani üçlü ilişki Oedipal dönem yaşanmadan yine bu olgunlaşma süreci tamamlanmış olmuyor. Normal seksüel kimlik, normal kimlik oluşumunun bu yüzden bir sonucudur diyebiliriz. Yine bu içe alınmış nesne ilişkilerinin bu aşamasının başarılması, yani az önceki şema içe alınmış nesne ilişkileri kuramı, ki bu kuramın en önemli dünyadaki
tanıtıcılardan ve kuramcılarından biri de Vahap Volkan Hoca'dır. Onu da söyleyeyim size. O yine onun ifadesine göre vücut yüzeyi erotizminin, yani şimdi dokunmak her insanın hoşuna giden bir şeydir. Nesne kalıcılığında bu dokunmanın şefkat, yumuşaklık ve ihtiyaçları doyurucu boyutta bir transformasyonu oluştuğunda yine benzer bir aşk ilişkisinden söz edilir. Yine bu durum yas tutabilme, suçluluk ve ilgi kapasitesindeki gelişmeyle birlikte bireyin kendisi ve ötekiyle ilgili derinleşen farkındalık, empati ve yüksek düzeyde özdeşim kapasitesinin başlangıcını gösterir. Yine bu durum aynı zamanda aşık olma, depresyona yatkınlık ve depresyonu birbirine bağlantılı kılar. Yani burada yine demek ki geliyoruz. Depresyonu olgun düzeyde depresyonu yaşayabilmek de çok insani bir şeydir. Yani her zaman depresyon hastalık değildir. Yani depresyon ve yas çok iç içe olan şeylerdir. Zaten Freud ilk makalesi, depresyonla ilgili makalesini yazarken Morning and Melancholy, yani yas ve melankoli makalesini yazmıştı 1917'de. Cinselliğin aşk ilişkileriyle bütünleşmesi aşık olmaktan aşkta kalmaya bir geçiş sağlar. Yani falling in love, state of being in love tarzında tanımlanıyor. Bu entegrasyon ve bu transmutasyon aynı zamanda idealize etme düzeyini, suçluluk, ilgi ve erken dönemlerdeki sorunların tahminin ötesine yükselterek odipal eğilimlerin, yani Oedipus dönemindeki çatışmaların sublimasyonunu aşk-sevgi ilişkilerine ve sevgi-aşk değerler sistemi içine kaynaştırır. Yani aslında sublimasyon dediğim şey yüceltme. Yani o bütün bu ilişkileri böyle yücelttiğimiz zaman o aşkı normal bir aşk düzeyine getirmiş oluruz. Yine Körberg de bu kuramcılardan biri farklı tiplerdeki idealizasyonları ve bunlarla ilgili aşk durumunu üç düzeyde kategorize ediyor. Primitif düzey, ilkel düzey. Burada aşık olmak genellikle aşkta kalma kapasitesine yol açmaz. Yani ilkel düzeydeki aşk anlık ya da geçicidir. O birinci ve ikinci düzeydeki aşkın hissi. Çünkü içe alınmış nesnenin entegrasyonu söz konusu değil. Onların aşkının karakteristik durumu. Burada stabil bir aşk ilişkisinin oluşması kapasitesi bir dereceye kadar var. Ama halen çatışmalıdır. Çelişkiler içindedir. Sağlıklı değil. Normal idealizasyon düzeyi bu düzeye ergenlik dönemi sorununda ulaşır. Yani şimdi gelişme devam ediyor. Sadece 5 yaşında tamamlanmıyor ki. Temel iskelet 5 yaşında tamamlanıyor ama soyut düşünebilme kapasitesine paralel olarak ergenlik döneminin sonunda kimliğimiz yeniden şekilleniyor. Yeni geliştirdiğimiz cinsel karakteristiklerle bağlantılı olarak ergenlik döneminin sonunda gerçek bir cinsel kimlik, seksüel kimlik oluşturuyoruz ve sevgi objesini gerçek boyutlarıyla o zaman algılayabiliyoruz. Bu aynı zamanda kişisel ve seksüel ideallere ek olarak sosyal ve kültürel özellikleri de kapsayan bir şeydir. Yani hayvani bir ilişkiden daha insani bir boyuta, humanistik bir boyuta cinselliğin ve aşkın boyutu o düzeye çıkmış oluyor. Ergenlik döneminde normal ergenin aşık olma kapasitesi için en genel öncelik total nesne ilişkileri kapasiteyi gösteren veya ise ego özdeşliğinin başarılmasıdır. Yani artık yani kendi bütünlüğümüzü, benliğimizi tam olarak o kapasiteyi oluşturduğumuz zaman zaten bu ortaya çıkıyor. Aşık olmak ve aşkı devam ettirmek gelişimsel olarak bir yelpazenin kesintisiz olarak bir ucundan diğer ucuna varan bir süreç. Zaten bunu söyledik. O şemada da gördüğümüz gibi.
Bunun için iki büyük gelişimsel aşamanın tamamlanması ve o kapasiteye ulaşılması gerekiyor. Birinci aşama, erojen bölgelerin duyumsal uyarılabilmeleri için başlangıçtaki kapasitenin o, yani sadece böyle lokal duyum uyandıran şeylerde kişinin bütününü kapsayacak bir boyuta varabilmesidir. Bu aşama ancak entegrasyon sürecini kapsar yine. Bakın her şey gelip gidip nereye dayanıyor? Bizim kendimizin önce bir bütün olarak kendimizi kabul etmemize dayanıyor. Yani bir insanın kendisi kendini bütünleştirememişse o yaşadığı aşk falan aşk değil, meşk olabilir, başka bir şey olabilir. Yani gerçek aşk onunla ilgili değil. Bir diğer aşama yine başlangıçtaki bu yüzeysel vücut erotizmi ve genital zevklerin yine bir bütün, bireyin bütününe özdeşime ulaşılma aşamasıdır. Bu aşamadaki bir başarısızlık, nevrotik sendrom, seksüel inhibisyonlar ve çözümlenmemiş Oedipal çatışmalardan kaynaklanan patolojik aşk-sevgi ilişkileriyle kendini gösterir. Aşk yelpazesinde birinci konfigürasyon bir başkasıyla genital ve şefkatli ilişki kapasitesinin olmamasıdır. Bu durum çok ağır narsistik kişilerde. Onlarda görülür. İkincisi ise seksüel karmaşayla ortaya çıkar. Bu da tipik olarak orta derecede sorunları olan narsistik kişilerde olur. Üçüncüsü ise sevgi nesnesine bebeksi bir bağımlılıkla sarılan primitif idealizasyon, ilkel idealize etme aşamasındaki kişilerde olur. Dördüncüsü de tam bir seksüel doyuma karakterizedir. Beşinci konfigürasyon ise genitalitenin belli bir esneklik, yumuşaklık, şefkat ve stabil, derin iletişim dış dünyayla, dıştaki nesneyle derin ilişki kapasitesini yoğunlaştırabilmesi ve onunla bütünleştirebilmesine bağlıdır. Bu da yine olgun aşkın göstergesidir. Bir de kara sevda diye bir şey var biliyorsunuz. Bu yoğun aşkın en ilkel tipi. Yani primitif idealizasyon tipi. O hani ilk üç dönemdeki veya üçüncü dönemdeki daha entegrasyondan önce yaşanan bir aşk. Bu infantil bir aşk. Yani çocuksu, bebeksi bir aşktır. Bu hiçbir zaman olgun bir aşk değil ve patolojik bir süreçtir. Aşık olmak ve bir çift olmak, aşık olmak kapasitesi bir çiftin ilişkilerinin temel direği. Tamam. Bu idealizasyonu erotik istekle bağlantılama ve derinlemesi. Lefke Avrupa Üniversitesi 11. Bahar Şenlikleri muhteşem etkinliklerle sizi bekliyor. 13 Mayıs Göksel. Beş Mayıs Grup Frekans. Papatyalar sever sevmezi oynuyorlar. Korkma senin sırma, hislerinle oynama. 17 Mayıs Model. Dans gösterileri, yemek yarışması ve sürpriz etkinlikler. 13-17 Mayıs tarihleri arasında Lefke Avrupa Üniversitesi Gemi Konağı Kampüsü'nde buluşmak üzere.